Ortodoks politikalara geçtik. Hani düşüreceğiz, o kadar alım gücümüz düştü, biraz rahatlayacağız, yeni yönetim geldi diye sevinirken işin boyutu buraya geldi. Böyle bir karışıklık. Sönümlenir, büyür, bilemiyorum. Ama böyle bir ortamda Türkiye ekonomisi ne kadar hazır? Yani şöyle bir baktığımızda, bütçe tarafı, açık veriyoruz, çift açık veriyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi şu hali hazırda talep oldukça güçlü Türkiye ekonomisinde. Evet, Merkez öyle. Bankası da bunu zaten dünkü metnine de koymuş. Yine ben kendi tahminlerimiz üzerinden gidecek Tabii. olursam bu sene için biz 4.8 gibi bir büyüme bekliyoruz ki oldukça yüksek bir büyüme. Dolayısıyla ekonomiyi öyle bir resesyona sürükleyecek bir gelişme olacağını zannetmiyorum. Olay daha büyüse bile biz zaten oldukça yüksek ivmeli bir büyüme noktasında olduğumuz için evet büyümeyi biraz daha yavaşlatır belki. Ama bir felaket senaryosu bence konuşmak için henüz erken. Önemli olan bence bizim kendi kontrol edebildiğimizi kontrol etmek. Yani evet savaştan kaynaklı ekonomi üzerindeki etkileri doğrudan kontrol edemiyoruz. Ama eğer siz kendi kontrol altınızda olan para politikasını ve maliye politikasını doğru kurgularsanız ve bundan geri adım atmazsanız bence çok daha dirayetli bir şekilde yolumuza devam edebiliriz. Türkiye ekonomisinin ne kadar dayanıklı olduğunu, dirençli olduğunu, hani hep kriz gelecek derken hala dimdik ayakta durabildiğini de sonuçta gördük. Dolayısıyla ben esas odağın şu anda savaştan ziyade yani mevcut politikalar ne kadar devam edecek? Hani biraz önce ücretlerden bahsettik, zamlardan bahsettik. Onu da söyleyelim. Yani enflasyon evet en büyük şu andaki ekonomik olarak gündemdeki sorunumuz. Ve enflasyonla mücadele de bence bir acı reçete gerektiriyor. Maalesef. Fakat acı reçeteyi kimin yükleneceği bir siyasi tercih. Yani Merkez Bankası sonuçta doktorsa bir reçeteyi yazıyorsa sırf o ilacın yan etkileri var diye ilaçtan vazgeçmemek gerekiyor. Ama bunu dağıtmak yani illaki bunu siz sabit gelir kesimlerinin sırtına yüklemek durumunda değilsiniz. Ücret artışları mesela 2001 krizinde bile başımızda IMF'nin dayatmaları varken bile biz çok fazla sabit gelir kesimlerinin ezilmediğini mesela %28 gibi maaş artışı yapılıyor. Enflasyon %30 oluyor 2001'den 2002'ye geçerken. O yüzden Mehmet Şimşek'in söylediği ileriye yönelik enflasyon beklentisine göre maaş artışları yapılacak. Bu teknik olarak doğru bir yaklaşım fakat bunu söylediğiniz anda da o verdiğiniz enflasyon tahminini tutturmanız gerekiyor. Çünkü tutturmazsanız ciddi bir mağduriyet söz konusu olacak. O yüzden enflasyon raporu sonuçta Merkez Bankası'nın şeref sözü bence. Oraya konulan tahminlerin gerçekçi olarak konulması ve çok sık değişmemesi lazım. Bütün çünkü planlar, ücret artışları o tahminler üzerinden yapılacaksa o zaman ben bugün düşük göstereyim, iki ay sonra yükselteyim şeklinde bir anlayışın bu tür bir fiyatlama davranışında yerinin olmaması gerekiyor. Yani şimdi o zaman hani bizim ana takıldığımız konu zaten orası, burada hep konuştuğumuz gerçekçi bir belki şu an o OVP döneminde belki gerçekçi olabilirdi. Ama şu anki ortamda gibi yani bu etkilerin nereye geleceğini bilmediğim için çok gerçekçi değil. Peki yolda giderken o 2024 OVP'de verdikleri tahmini değiştirirler mi size göre? Bence değişir. 2 Kasım'daki enflasyon raporu toplantısında ben %33'lük 2024 yıl sonu enflasyon tahmininin yukarı revize edilmesini bekliyorum. Ki bunu savaştan da bağımsız olarak zaten bekliyordum. Çünkü bu sene sonu enflasyon tahmini 2 kere yukarı yönlü güncellendi. Evet. Önce Merkez Bankası üst band dedi. Evet. Sonra OVP'de 65'e çıktı. Bizim kendi tahminlerimiz 70 civarında. Evet. O 70'ten 33'e inmekle 60'tan inmek çok farklı. Giderek zorlaşıyor. Eğer yukarıya siz bir önceki sene daha yüksek bir enflasyondan devralacaksanız daha da sıkı bir para politikası uygulamanız lazım ki seçim ortamında o çok mümkün olmayabilir. Dolayısıyla ben enflasyon tahmininin yukarı revize edileceğini düşünüyorum ki Cumhurbaşkanımızın da hep büyümeden feragat edilmeyeceğine dair vurgusu var. Eğer %4'lük büyümeyi biz OVP'de tutturmak esas öncelikse ki bence o olacak. O zaman feragat edilecek olan enflasyon tahmini olacak ki ikisinin ben aynı anda mümkün olabileceğini düşünmüyorum. Yani hem %33'lük enflasyon tahmini hem %4'lük büyüme bence çok zor. Yani bir ödünleşme olacaktır. Yani ödünleşmenin olmadığı ideal senaryolar da var. Eğer siz beklentileri çok iyi yönetirseniz ve mesela derseniz ki ben gerekirse büyümeden feragat edip enflasyon hedefini tutturacağım.
O zaman büyümeden feragat etmenize gerek olmayabilir. Anladım. Ama o yapılmadığı için bence daha eli yumuşak.